ChatGPT, Midjourney, AlphaGo. Sanki birileri bir düğmeye bastı ve yapay zeka bir gecede dünyamızı ele geçirdi. Bu bir yapay zeka fırtınası. Bir patlama. Ama bu bir sihir değil. Bir gecede olmadı. Bu 70 yıl süren gizli bir fikri savaşın ve o savaşı neredeyse kaybeden bir fikrin beklenmedik zaferinin hikayesi. Ve şimdi yapay zeka nasıl kazandı? 70 yıllık gizli savaşın hikayesi başlıyor. Yapay zekanın doğuşundan beri makinelere düşünmeyi öğretmek için iki rakip felsefe vardı. Birinci kamp, sembolikler. Zekanın mantık ve kurallardan ibaret olduğuna inanıyordu. Bir elma kırmızıdır, yuvarlaktır, tatlıdır gibi sembollerle tanımlanabilirdi. Eğer bir makineye yeterince kural öğretirsek düşünebilirdi. İkinci kamp, bağlantısalcılar ise çok daha radikal bir fikre sahipti. Zekayı programlayamazsınız, onu büyütmeniz gerekir. Tıpkı bir insan beyni gibi. Kurallar yerine birbirine bağlı milyonlarca basit nörondan oluşan bir ağ kurmalı ve bu ağın veriden öğrenmesini sağlamalıydık. 70 yıl boyunca bu iki fikir savaştı ve uzun bir süre boyunca yanlış taraf kazanıyordu. Her şey bu adamla başladı. Alan Turing. İkinci Dünya Savaşı'nda Enigma kodunu kırarak makinelerin ne kadar güçlü olabileceğini kanıtladı. Ama savaştan sonra 1950'de Computing Machinery and Intelligence makalesiyle daha da cüretkar bir soru sordu. Makineler düşünebilir mi? Bu soru 1956'da Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence'ta bir araya gelen bir avuç bilim insanını ateşledi ve burada yapay zeka terimi ilk kez kullanıldı. Bir akademik disiplin olarak tanımlandı. İlk başta sembolik kamp kazanıyor gibiydi. John McCarthy, Marvin Minsky gibi isimler makinaların mantık problemleri çözmesini, cebir problemleriyle başa çıkmasını ve hatta dama oynamasını sağladı. Fikir basitti. Zekayı kodlayalım. Ama diğer kampta bağlantısalcılar Frank Rosenblatt adında bir adam 1960'larda Perceptron'u yarattı. Bu McCulloch ve Pitts'in basitleştirilmiş nöron modeline dayanan bir öğrenme makinesiydi. Ona yüzlerce fotoğraf gösterirsiniz ve o beyinden ilham alan ağını ayarlayarak bir kediyi bir köpekten ayırt etmeyi öğrenirdi. İki fikir de sahadaydı. Zekayı programlamak mı, yoksa öğrenmesini mi beklemek? 1960'ların sonunda sembolik kamp bu savaşı bitirmek için bir hamle yaptı. Bu adam Marvin Minsky, sembolik kampın liderlerinden. 1969'da Seymour Papert ile birlikte Perceptrons adında bir kitap yayınladı. Bu kitap, bağlantısalcı kampı ve Rosenblatt'ın Perceptron'unu doğrudan hedef alıyordu. Minsky ve Papert, Perceptron'un XOR adı verilen çok basit bir mantık problemini bile çözemeyeceğini matematiksel olarak kanıtladı. Eğer A ya da B ama ikisi de birden değilse gibi basit bir problemi bile. Bu, tek katmanlı Perceptron'un doğrusal olmayan şekilde ayrılabilir sorunları çözememesinden kaynaklanıyordu. Darbe işe yaramıştı. Minsky'nin kitabı Perceptron gibi sinir ağ fikirlerinin ölü bir yol olduğunu ilan etti. Araştırma fonları bir anda kesildi. Rosenblatt'ın kendisi de Minsky'nin kitabından kısa bir süre sonra trajik bir şekilde vefat etti ve bu alanın ilerlemesini 10 yıllarca geriletti. Böylece 1974-1980 yapay zeka kışı başladı. Ama bu sadece Perceptron'un başarısızlığı değildi. Sembolik kampın da aşırı vaatleri vardı. İnsan gibi düşünen robotlar, anında çeviri yapan makineler vaat edilmişti. Ama hiçbiri gelmedi. 1973'teki Lytle raporu gibi hükümet raporları yapay zekanın vaatleri yerine getiremediğini ve fonların kesilmesi gerektiğini belirtti. Bu, yapay zekanın sadece bir mühendislik problemi değil, aynı zamanda zekanın doğası üzerine felsefi bir sorgulama olduğunu da gösterdi. Bağlantısalcı fikir ölmüştü. Sembolik fikir ise donmuştu. Yapay zeka kışı başlamıştı. Ama
Minsky'nin kanıtında da bir hile vardı. Eleştirileri çok katmanlı ağları değil, tek katmanlı perseptronları hedef alıyordu. Bu detay ileride tarihi değiştirecekti. 1980'lerde kısa bir bahar yaşandı. Sembolik kamp geri döndü. Tamam dediler. Belki insan gibi düşünen bir makine yapamayız. Ama belirli bir alanda uzman olan bir makine yapabiliriz. Bu uzman sistemler bir doktorun teşhis koymasına veya bir şirketin finansal kararlar almasına yardımcı olan devasa eğer o halde gibi kural listeleriydi. Bir süreliğine milyonlarca dolarlık endüstri yarattılar. 11 Mayıs 1997'de sembolik yapay zeka taç giyme töreni yaşadı. IBM'in Deep Blue bilgisayarı dünyanın en büyük satranç ustası Garry Kasparov ile karşılaştı. Deep Blue bir bağlantısalcı değildi, öğrenmiyordu. O sembolik felsefenin zirvesiydi. Kaba kuvvet. Saniyede 200 milyon satranç pozisyonunu hesaplayabilen kurallarla dolu bir canavar. Kasparov'un sezgilerine karşı saf, acımasız mantık. Ve makine kazandı. İnsanlığın entelektüel kalesi düşmüştü. Gazeteler "Beynin son kalesi" manşetlerini attı. Sembolik yapay zeka kazanmıştı. Ama bu bir Pirus zaferiydi. Deep Blue satrançtan başka hiçbir şey yapamıyordu. Bir çocuğa kedi demeyi öğretemezdiniz. Zeki değildi. Sadece programcıların kurallarını çok hızlı uygulayan bir hesap makinesiydi. Bu zaferden sonra sembolik yapay zekanın gidecek başka bir yeri kalmamıştı. İkinci ve daha uzun yapay zeka kışı başlamıştı. Sembolik yapay zeka Deep Blue ile zirvedeyken ve dünya yapay zeka fikrinden vazgeçmişken diğer tarafta bu üç adam bağlantısalcılar yer altında çalışmaya devam etti. Onlar derin öğrenmenin vaftiz babaları olarak bilinecekti. Hatırlıyor musunuz Minsky'nin perceptron eleştirisini? Sorun tek katmanlı ağların X, O, R'yi çözememesiydi. Çözüm çok katmanlı ağlar kullanmak. Ama kimse bu çok katmanlı ağları nasıl eğiteceğini bilmiyordu. 1986'ya kadar Jeffrey Hinton, David Rummelhart ve Ronald Williams backpropagation adı verilen bir tekniği popüler hale getiren o meşhur makaleyi yayınladı. Bu, bir sinir ağının yaptığı hatayı alıp bu hatanın sorumluluğunu ağdaki milyonlarca bağlantı arasında geriye doğru yaymanın bir yoluydu. Bu, her şeyin anahtarıydı. Hinton'ın kendisi de bu algoritmayı icat etmediğini ancak onun ilginç temsiller öğrenebileceğini kanıtlayarak popüler hale getirdiğini söyledi. Vaftiz babalarından bir diğeri Jan Lee Kahn bu backpropagation anahtarını aldı ve 1989'da evrişimli sinir ağları adı verilen özel bir sinir ağ mimarisi geliştirdi. 1990'larda AT&T Bell laboratuvarlarında çalışırken Lee Kahn bu ağları kullanarak Amerika'da çeklerin üzerindeki el yazısı posta kodlarını okuyabilen bir sistem yarattı. 1998'e gelindiğinde bu teknoloji Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm çeklerin %10'undan fazlasını okuyordu. Sembolik yapay zekanın uzman sistemlerinin başaramadığı bir şeyi başarmıştı. Belirsiz, gerçek dünya verisini anlamak. Bir diğer tarafta Joshua Bengio ise Montreal'de özellikle dil modellemesi ve diziler üzerine çalışarak bu fikri canlı tutuyordu. Fikir çalışıyordu. Bağlantısalcı fikir hayattaydı. Ama bir sorun vardı. Posta kodlarını okumak bir şeydi. Ancak milyonlarca fotoğraftaki binlerce nesneyi tanımak bambaşka bir şeydi. Algoritmaları vardı ama güçleri yoktu. Bilgisayarlar çok yavaştı ve yeterli veri yoktu. 20 yıl boyunca bu gücün gelmesini beklediler. Ve o güç en beklenmedik yerden geldi. 2000'lerin sonuna gelindiğinde iki şey değişti. Birincisi, büyük veri ortaya çıktı. Fei-Fei Li adlı bir araştırmacının öncülüğündeki ImageNet projesi, internetten toplanan 1.2 milyon etiketli fotoğrafı bir araya getirdi.
sinir ağlarının öğrenmesi için dev bir ders kitabı hazırladı. İkincisi buydu. Bir GPU, bizim bildiğimiz adıyla ekran kartı. Oyuncuların daha iyi grafikler ve daha gerçekçi patlamalar elde etmesi için tasarlanmış bir oyun çipi. Araştırmacılar bir sinir ağını eğitmenin, yani milyonlarca küçük matematiksel işlemi aynı anda yapmanın, bir GPU'nun grafik işlemek için yaptığı şeyle tam olarak aynı olduğunu fark ettiler. Nvidia'nın 2006'da çıkardığı CUDA adlı platformu bu oyun çiplerini bilimsel hesaplamalar için birer süper bilgisayara dönüştürdü. 2012'de Jeffrey Hinton ve öğrencileri bu iki katalizörü birleştirdi. Devasa ImageNet veri seti ve 2 adet Nvidia GTX 580 oyun GPU'su. Yarattıkları AlexNet adlı derin sinir ağı ImageNet yarışmasına katıldı ve herkesi yok etti. Sadece kazanmadı, hata oranını %26'dan %15'e düşürerek rekor kırdı. O güne kadar kimse derin öğrenmenin bu kadar güçlü olabileceğine inanmıyordu. İşte bu büyük patlama anıydı. 30 Eylül 2012. Bağlantısalcı kampın 40 yıllık bekleyişi sona ermişti. Minsky'nin öldürdüğü fikir, oyuncuların donanımıyla geri dönmüştü. Savaş bitmişti ve sinir ağları kazanmıştı. AlphaGo veya GPT-3 gibi sonraki her şey bu zaferin bir sonucuydu. AlexNet'ten sonra kapılar açıldı. Bağlantısalcı yapay zeka, önce görüntüleri, sonra da AlphaGo ile dünyanın en karmaşık oyunu olan Go'yu fethetti. Ama fethedilmesi gereken son bir kale kalmıştı. Dil. Dil zordur. Kelimeler sadece sırayla gelmez. Birbirine bağlam içinde atıfta bulunurlar. Kedi ağaca tırmandı çünkü o köpekten korktu. Buradaki o kim? Kedi. Bunu anlamak için cümlenin başına dikkat etmeniz gerekir. Vaftiz babalarından Joshua Bengio'nun laboratuvarı 2014-2016 arasında dikkat mekanizmaları üzerine çığır açan çalışmalar yapıyordu. Bu mekanizmalar makine çevirisinde devrim yarattı. Ama 2017'de Google'dan bir ekip her şeyi değiştirecek bir makale yayınladı. Makalenin adı bir Beatles şarkısına göndermeydi. Tüm ihtiyacınız olan şey dikkat. Ve Transformer adını verdikleri yeni bir mimari sundular. Transformer devrim niteliğindeydi. Dili anlamak için artık yavaş, sıralı ağlara gerek yoktu. Transformer bir cümlenin her kelimesinin diğer her kelimeyle olan ilişkisini aynı anda hesaplayabilen bir dikkat mekanizması kullanıyordu. Bu muazzam bir paralelleştirme demekti. Yani GPU'larla çalışmak için mükemmeldi. Ve işte buradalar. OpenAI'nin GPT serisi ve bugün kullandığımız tüm üretken yapay zeka araçları doğrudan 2017'deki bu Transformer mimarisinden doğdu. AlexNet savaşı kazanmıştı. Transformer ise barışı tesis etti ve yeni bir imparatorluk kurdu. Ve böylece günümüze geliyoruz. Patlama artık sadece laboratuvarda değil. Milyarlarca dolarlık yatırımlar, yüz binlerce yeni iş ve dünyayı değiştiren yeni şirketler. 70 yıl süren savaşın galibi belli oldu. Bağlantısalcı, yani beyinden ilham alan, veriden öğrenen yaklaşım, sembolik, yani kural tabanlı yaklaşımı neredeyse tamamen yendi. Artık makinelerin düşünmesi için onlara kuralları söylemiyoruz. Öğrenmeleri için onlara veri ve GPU gücü veriyoruz. Peki sırada ne var? Şimdiye kadar gördüğümüz her şey dar yapay zekaydı. Satrançta, Go'da veya dilde iyi olan ancak sadece o işi yapabilen sistemler. Ufuktaki yeni hedef yapay genel zeka. Tıpkı bir insan gibi herhangi bir entelektüel görevi anlayabilen, öğrenebilen ve uygulayabilen tek bir sistem. Peki ondan sonrası? Süper zeka. Yani bizden daha zeki bir varlık.
Bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağımızı veya ulaştığımızda ne olacağını kimse bilmiyor. Vaftiz babalarının bazıları artık bu gücün riskleri konusunda bizi uyarıyor. Yoshua Bengio, güvenli tasarım için Low Zero gibi organizasyonlar kuruyor. Ama bir şey kesin, 70 yıllık gizli savaş sona erdi. Biz farkında bile olmadan kazanan taraf dünyayı yeniden inşa etmeye başladı. Artık bu yeni bağlantısalcı dünyanın kurallarını anlama zamanı. İzlediğiniz için teşekkürler.